Merhaba arkadaşlar, bugün size konsept dışı bir konudan bahsedeceğim. Bu yüzden videoyu pazar günü yayınlıyoruz. Standart konseptimizi ne kadar sevdiğinizi bildiğimiz için olabildiğince cuma günleri o bilgi verici videolarla devam etmek istiyoruz. Öyle olunca konsept dışı videoları cuma günlerinin dışında biraz daha yayınlamaya çalışacağız. Bugünkü konu belki bir bölümünüzün bildiği, beni bile şaşırtan bir konu aslında. Aynı motoru kullanan araçlar. Duyduğunuz zaman bu araçta bu araç gerçekten aynı motoru kullanıyor olabilir mi sorusunu sorduğunuz ve şaşırdığınız araçlar çıkacağına eminim. Çok fazla uzatmadan bir an önce başlayalım. En standart olanı, en basit olanıyla başlayalım. Mercedes A serisi. Mercedes A serisinde belki de birçoğunuzun bildiği gibi Renault motoru kullanılıyor. A180D yani dizel modelinin kaputunun altında 1.5 litre bir dizel Renault motoru bulunuyor. Bu motor aynı zamanda Dacia ve Nissan araçlarda da kullanılan bir motor. Renault kendisi de bu motoru da kullanıyor. Ve 116 beygir güç üretirken 250 Nm'de torka sahip. Bu tabii ki gizli bir bilgi falan değil. Bunu zaten Mercedes bayilerine gittiğinizde de eminim ki size de söyleyeceklerdir. Belki de söylemekten kaçınabilirler ama sonuçta artık firmaların çoğu maliyetleri düşürme yönüne gittikleri için araçları ucuzlatmak için böyle ortak çalışmalar yapıyorlar ve maliyeti düşürmek için de Mercedes A180D modelinde motorlarını Renault'dan alıyor aslında. Böyle standart arabalardan başlayıp aslında daha şaşırtıcı, daha egzotik arabalarda ve standart arabalarda ortak kullanılan motorlara doğru ilerleyeceğim. O yüzden ikinci aracımızda BMW 1.16i aracı F20 kasa. Bu kasada BMW motorlarını PSA grubundan yani Peugeot'un ana holdinginden satın alıyor diyebiliriz. 1.4 litre EP3 ve 1.6 litre EP6 motorları BMW PSA grubundan satın alıyordu. Ve sadece 1 serisine değil 3 serisine de kullanıyordu bu motorları. Ve aynı zamanda mini marka araçlarda da kullanılıyordu. Bu konuda yine Fransızlarla Almanlar bir ortak çalışma yapmışlardı ve bu şekilde ilerliyorlardı. Aynı Renault ile Mercedes durumunda olduğu gibi. İlk iki örnekte gördüğümüz gibi Almanlarla Fransızlar hem maliyeti düşürüp hem kaliteyi en yüksek seviyede tutabilmek için böyle bazı anlaşmalar yapıyorlar. Fransızlardan motor alan Almanlar en ucuz modellerinde aslında, en ucuz modellerinde, en ucuz motor seçeneklerinde Fransız motorlarını tercih ediyorlardı. Denk gelmiş bir şey mi yoksa planlanmış bir şey mi açıkçası ben de bilmiyorum. Ama üçüncü aracımıza geçelim. Üçüncü araç zaten dışarıdan baktığınız zaman anlayacağınız bir araç. Subaru WRZ ile Toyota GT86. İki araç zaten dıştan baktığınızda birebir aynı. Aynı tasarıma sahipler. Sadece önlerindeki logolar farklı. Biri Toyota amblemi taşırken bir tanesi Subaru amblemi taşıyor. Bu araç aslında Subaru tarafından tasarlanan bir araç. Ve Toyota ya da aynı zamanda tasarımı verilerek Toyota tarafından da üretilmesi sağlanmış. Ve ikisinde de yine Subaru tarafından tasarlanan bir motor var. 4 silindir, 200 beygir gücünde motor. Ama burada söylemek istediğim zaten dediğim gibi dıştan baktığınızda ikisinin aynı olduğunu görebiliyorsunuz. Aslında gerçek tasarımcının hangi firma olduğunu merak ederseniz gerçek tasarımcı Subaru. Tabii ki ortak tasarlamışlar ama daha büyük dediğim gibi motor tasarım mesela tamamen Subaru'ya ait vesaire vesaire gibi. Subaru'nun tasarladığı bir araca Toyota'da bu şekilde ortak olarak beraber çok da güçlü olmayan bir spor arabayla ortaya çıkmışlar. Ama hiç kullanmamış olsam da söylenene göre oldukça eğlenceli bir araç. Şimdi biraz daha şaşırtıcı olanlara geçmeye başlayabiliriz yavaş yavaş. Bu şaşırtıcı olanlara başlangıç örneği olarak verebileceğim araç Alfa Romeo Giulia QV. Alfa Romeo Giulia QV'de biliyor musunuz bilmiyorum ama V6 2.9 litre bir turbo motor var. Ve bu motor Ferrari tarafından tasarlanmış. Ferrari ile ortak geliştirilmiş. Böyle baktığınız zaman aslında Ferrari kalbi taşıyan bir Alfa Romeo bu. İlk başta Ferrari mühendisleri aslında bunun tamamen Alfa Romeo tarafından geliştirildiğini söylediler. Halbuki ikisi de Fiat grubunun markaları. Muhtemelen yardım aldıkları biliniyordu. Çünkü şans olamaz. Yani mesela Ferrari Kaliforniya'da kullanılan motor 8 silindirken aynısının 2 silindiri dışarıda bırakıp 6 silindir yapınca tam aynı boyuta denk geliyor. Turbolar çok benzer vesaire. Güç seviyeleri dediğim gibi ona göre oranlı. Olunca zaten Ferrari'de kullanılan motoru kırpıp bu araca koydukları öngörülüyordu. Daha sonradan kendileri de kabul ettiler. Gerçekten de Ferrari'lerin içinde kullanılan bir motoru kırparak 8 silindirden 6 silindire değiştirerek ve yeni turbo takarak biraz da yazılımını da değiştirerek Alfa Romeo'nun içine koyup bu performans aracını çıkarmışlar. Bu araç zaten ilk çıktığında bayağı bir olay oldu. BMW M3'lere kafa tutuyordu. Hatta M3'lerden hızlı gittiğini söyleyenler, M3'ten daha eğlenceli bir araç olduğunu söyleyen birçok insan vardı. Belki de bunu sağlayan en önemli etken içindeki Ferrari kalbiydi. Ama dediğim gibi aynı şirket tarafından, Fiat tarafından sahip olununca her şey daha kolay oluyor. Kendi bir şirketinden alıp kendi diğer şirketine motoru verebiliyorsun tabii ki. Sonraki araca geldiğimiz zaman aslında şimdi söyleyeceğim
önereceğim iki araç bu konuda dünyada markalaşmış bir motor üreticisinin ürünleri diyebiliriz. Mercedes AMG. Mercedes AMG'yi biliyorsunuzdur hepiniz. Bilmeyenleriniz olduğunu artık düşünmüyorum. Mercedes AMG adeta bunun kralı yani. Kendi bir motor üretip diğer firmalara satıp performans araçları üretmenin kralı haline gelmiş bir firma. Bu yüzden mesela ilk örneğimiz burada Pagani Huayra. Bu İtalyan firması Pagani'de Huayra modelinde kullanılan motor Mercedes AMG tarafından üretiliyor. V12 ve 789 beygir güce sahip. Aynı V12 motor Mercedes S serilerinde de kullanılıyor zaten. Öyle düşündüğünüz zaman AMG ile birlikte Mercedes bu motoru modifiye edip geliştirip Pagani'ye satıyorlar ve bu egzotik araba olarak geçen İtalyan süper arabasının kalbini Mercedes ile AMG'nin bu Alman ortaklığı oluşturuyor. Yine aynı ortaklığın 4 litre V8 motorunu kullanan başka bir büyük firma daha var. Bu da Aston Martin. Aston Martin'in Vantage modelinde de Mercedes AMG'nin geliştirdiği dediğim gibi 4 litre V8 olan bir motor kullanılıyor. Bu motorda bir turboya sahip. Yani iki tane turbosu var. Sadece Vantage modelinde değil DB11 modelinde de yine Mercedes AMG'nin geliştirdiği bir motor kullanılıyor. Dediğim gibi Mercedes AMG zaten motor geliştirip farklı firmalara bu egzotik arabalar için satmak konusunda dünyanın lideri diyebiliriz. Bir diğer arabamız ise Lamborghini Huracan. Huracan da aslında biraz Fiat Ferrari Alfa Romeo hikayesine benzeyen bir olay var. Volkswagen Group bildiğiniz gibi Lamborghini'nin de Audi'nin de Seat'ın da vesaire daha birçok firmanın sahibi. Öyle olunca kendi firmaları arasında çok fazla parçayı ortak kullanıyorlar. Sadece bu Lamborghini örneğinde olduğunun dışında Polo'da, Golf'te, Ibiza'da, Leon'da birçok parça ortak kullanılıyor. Zaten ona dair bir video çekmek istesem tamamen bambaşka ayrı bir video bile olur yani. Ama bu örneğimizde Lamborghini Huracan'da kullanılan Audi motorundan bahsedeceğim. Audi R8'de de kullanılan V10 FSI motora sahip Lamborghini Huracan. Dediğim gibi maliyetleri düşürmek için sadece şasiyi, kabuğu değiştirip motoru aynı tutabiliyor Volkswagen Group. Hatta bazen şasiyi aynı tutup motoru aynı tutup sadece kozmetiği değiştirip bir arabayı biraz daha konforlu, bir arabayı biraz daha böyle ucuz plastikten yaparak iki farklı firmada satabiliyor. Volkswagen zaten bu yaklaşımıyla araçlara karşı marketi tamamen domine edip otomotiv sektörünün gidişatını değiştiren bir firma. Ve günümüzde işte Volkswagen'i takip eden BMW, Mercedes gibi birçok firmada bu şekilde ortak platformlar üzerine çalışarak maliyetleri düşürmeye çalışıyorlar. Çünkü Volkswagen'le rekabet edebilmek için, fiyatlarıyla rekabet edebilmek için aslında. Şimdi biraz da eskilerden bahsedelim. Çünkü yenilerde dediğim gibi daha çok motor paylaşımı olayı maliyet düşürmek için. Eskilere baktığımız zaman ise daha da şaşırtıcı şeyler öne çıkabiliyor. Örneğin E32 kasa BMW 750'de kullanılan motor McLaren'ın efsanevi F1 modelinde de kullanılmış. Aslında tam olarak aynı motor değil. Üzerine oldukça bir değişim yapılmış ama aynı motor bloğunu modifiye ederek biraz daha hacmini arttırarak, biraz daha gücünü arttırarak, biraz değil mi bayağı daha gücünü arttırarak McLaren'ın bu efsanevi şu an dünyanın en pahalı arabalarından bir tanesi olan F1 modelinde koymuşlar ve başarıyla da yerleştirmeyi, bu aracı bir üst seviyeye taşımayı başarabilmişler. Dediğim gibi çok da aynı motor sayılmaz ama yine de gördüğünüz zaman şaşıracağınız bir gerçek. O eski Türk filmlerinde kötü adamların kullandığı, zengin fabrika sahiplerinin, fabrikatörlerin kullandığı o aracın motorunun aslında blok olarak McLaren F1 aracıyla aynı olduğunu bilmek her zaman farklı bir bilgidir. Bir diğer araba da Noble diye bir İngiliz süper araba firması var. Bilmeyenleriniz bir araştırsın derim. Çok farklı arabalar üreten, aslında oldukça meşhur ama bizim ülkemizde çok da bilinmeyen bir firma. En büyük özellikleri de olabildiğince az elektronik kullanıp tamamen mekanik arabalar üretmeye çalışmaları. O yüzden kullanması aşırı zor. Arabalar aşırı güçlü. Hiçbir elektronik yardım yok. Tam bir ölüm makinesi. Ama insanlar biraz da bu yüzden seviyor o araçları. Noble'ın şöyle bir olayı vardı. Kendisi İngiltere'deki ufak bir şirket olduğu için kendi kendine motor üretip tasarlayıp geliştiremezdi. Bu yüzden motorlarını farklı firmalardan alıp modifiye ediyordu. Noble'dan iki araçtan örnek vereceğim. Bir tanesi M400 modeli. M400 modelinde eski Ford Mondeo'larda kullanılan V6 3 litre motor kullanılıyordu. Bildiğiniz standart Ford Mondeo'dan çıkartılıp modifiye edilip bu araca takılmıştı. Ve zamanında aslında bu bayağı da bir olay olmuştu. Çünkü standart Ford Mondeo'dan bu motoru çıkarıp kendi süper arabana koyup sonra bu süper arabayı milyonlara satmak tahmin edersiniz ki müşterilerin çok da hoşuna gitmemişti. Ama bir noktadan sonra alıştılar. Çünkü Noble gerçekten bu motoru alıp aynısını koyup dandik bir araba yapmadığını kanıtladı insanlara. Modifiyesini de düzgün yapıp hala uzun ömürlü olmasını da sağlayıp motorun. Aynı zamanda tamamen yeni bir şasi, tamamen yeni frenler, yeni süspansiyonlar kullanarak gerçekten bir spor
araba çıkarmayı başarmışlardı Ford Mondeo'nun motorundan. Ama yine aynı firma bir süre sonra üst M400'ün üst modeli olan M600 modelinde de bu sefer Volvo motoru kullanmaya başladı. Volvo S80'lerde ve XC90'larda kullanılan 4.4 litre motoru kendi spor arabalarına koyup yine modifiye ettiler. Tahmin edeceğiniz gibi ikinci kez yine bir olay oldu bu. Ama sadece kağıt üzerindeki verilere bile baktığınız zaman aslında yanlış bir iş yapmadıklarını kanıtlıyorlar. Şöyle söyleyeyim. Bu Volvo'nun ağır iş adamı aile arabalarının içindeki motoru alıp kendi araçlarına takarak 0-100'ü 3 saniye olan, 0-160'ı 6 saniye olan bir araç çıkarmışlar. Bu aracın maksimum hızı saatte 340-350 kilometre civarında ve dediğim gibi bu araçta hiçbir ABS yok, hiçbir elektronik yardım yok, traction sistemi yok, patinaj engelleme yok, hiçbir şey yok. O yüzden dediğim gibi biraz ölüm makinesi olarak geçiyor ve kullanması en zor arabalardan bir tanesi. Ama yine de bu Volvo'dan alıp 650 beygire çıkardıkları motordan ürettikleri arabayla gelecekte klasik olacak arabalardan bir tanesi üretmeyi başarabilmişler kullanıcılarına göre. Bugün sizler için böyle biraz daha konsept dışı dediğim gibi farklı bir video çekmek istedim. Farklı araçlardan ve aynı motoru kullanan farklı markalardan bahsettim. Eminim daha birçok firma vardır. Sizin aklınıza gelen bir şeyler varsa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Bu videoda anlatacağım her şey bu kadardı arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.